Merhaba arkadaşlar. Düz horon oyunumuza geçmeden önce horonların özelliklerinden olan sağ ayakla başlayıp sağ ayakla bittiğini, aynı zamanda dizlerimizin vurgusunun, bel hareketimizin ve omuz hareketlerinin önemini belirtmem gerekiyor. Şimdi ilk olarak size düz horon oyununu oynayacağız. Düz horon oyunumuz 3 figürden meydana gelmektedir. Düz horon figürü, yenlik horon figürü ...ve sert horon figüründen oluşmaktadır. İlk figürümüz düz horon figürüyle başlıyoruz. Oyunumuz az önce söylediğimiz gibi sağ ayakla başlamaktadır. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 5 kuvvetli ve 9. ayaklar kuvvetli vuruluyor ve 7 de omuzlarımız sallanıyor. 5 6 7 8 9 10. 1. figürümüz bu. 10 sayıda tamamlanır. 6 sayı yerimizde, 3 sayı ileride 1 sayı geriye basılarak oynanır. Sağ ayak yere taban basar, sol ayak havaya kaldırılır. Öne atılır. Yerine gelir. Sağ ayak öne atılır tekrar yerine gelir. Sol ayak havada ileri öne doğru atılır. Sol ayak bir ayak boyu ileri öne taban basar. Sağ ayak sol ayağın yanına taban basılır. Sağ ayak sol ayağın çok az önüne basar. Sol ayak bir ayak boyu geri başlangıç noktasına basılırken sağ ayak havada kalır. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sayılarda omuzlar sallanır. Oyunumuzun ikinci figürü olan Yenilik Horon kısmına geçerken Horon'larda bir özellik daha ortaya çıkıyor. Bir figürden figüre ya da oyundan oyuna geçerken oyunun 5 ya da 6 sayısını da 6 sayısını kullanarak diğer figüre geçiyoruz. Bunu da gösterelim. 5 6 7 8 buradan 1 2 3 4 5 6 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Düz horon bölümünden yenlik horon bölümüne geçişte de 6 sayılık bir geçiş figürü kullanılır. 5. ve 6. sayıdan başlayarak yapılır. Sağ ve sol ayak yere sert vurulur. Sağ ayak tekrar yukarı kaldırılır. Sağ ayak geriye sekerek taban basar. Sol ayak öne atılır. Geriye çekilir. Tekrar sağ ayak sol tarafa dönülerek sol ayağın önüne taban basılır. Sol ayak arkadan sağ ayağın önüne doğru çapraz taban basar. Her taban basışta sekme yapılır. Sağ ayak diğer ayağın yanına gelir. Sağa adım alınır. Sol ayak geriye taban basar. Sağ ayak geriye taban basar. Sol ayak geride sola doğru taban basılır. Sağ ayak öne doğru fırlatılır. Topuk yere vurulup sol ayağın önüne getirilip taban basılır. Sol ayak sağ ayağın önüne çapraz gelir. Sağ ayak sol ayağın yanına gelir. Figür tekrar edilir. Düz horon bölümünden yenlik bölümüne geçişte kollar aşağı iner, Omuzlar sallanır. Dokuzuncu ve onuncu sayıda omuzlar titretilir. Birinci sayıya dönüldüğünde kollar geriden yukarı alınır. Evet düz oronun son figürüne geçtik. Sert oron kısmı. Burada da kollarımızla birlikte yukarı kalkıyoruz ve sağ sol koş 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 1 2 3 4 6 7 8 9 10 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Geçiş figüründen sonra sağ ayak bir adım ileri basar. Sol ayak olduğu yerde havaya kaldırılır. Sağ ayak olduğu yerde havaya kaldırılır ve taban basılır sol ayak öne fırlatılır. Topuk vurulup yerine gelir. Sağ ayak yere basılır. Sol ayak basılır. Sağ ayak yukarı çekilir. Sağ ayak sol ayağın yanına pençeyle vurulur. Sağ ayak basılır. Sağ ayak fırlatılır. Sağ ayakla sol ayağın önüne basılır. Sol ayak öne fırlatılıp topuk basılır. Sol ayak yerine gelir. Sağ ayak havaya kalkar. Sağ ve sol ayak yer değiştirerek basılır. Sağ ayak havada kalır. Kollar figüre başlarken yukarıdadır. Avuç içleri aşağı bakar. Sol sağ yapıp aşağı alınır. Kollar dalgalandırılıp dokuzuncu ve onuncu sayılarda dirseklerden aşağı alınıp omuzlar sallanır. Evet değerli arkadaşlar. Düz horon oyunumuz iki bölümden oluşmakta. Düz horon kısmı ve sert horon kısmı. İlk kısmı oynuyorum. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sağ ayak yere taban basar. Sol ayak öne atılır. Sağ ayak sol ayağın yanına taban basılır. Sağ ayak sol ayağın çok az önüne basar. Sol ayak yerine gelir. Sağ ayak yere taban basar. Sol ayak öne atılır. Yerine gelir. Sağ ayak fırlatılır. Sol ayak fırlatılır. Sağ ayak yere taban basar, sol ayağın önüne basar. Sol ayak geriye çekilir. Sağ yukarıda figür tamamlanır. Düz horon oyununun ikinci figürünü, yani sert horon kısmını yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geçiş figüründen sonra sağ ve sol ayak taban yere vurularak başlanır. Sağ ayak kaldırılıp ileri topuk vurulur. Sol ayak kaldırılır, ileri topuk vurulur. Sağ ve sol tabana basılır. Sağ ayak havada figür tamamlanır. Çift düşmelerde kollarla yarım daire çizdirilir. Topuk vurmalarda kollar aşağı yukarı hareket ettirilir.